ortaya koyabilir mi? Bakalım. Şimdi dışarıda olan Ahmet abi sizi hiç tanıyor mu? Tanımıyorum. O da beni tanımıyor. O da tanımıyor. Evet. Siz bakalım sizin hayatınız hakkında neler bize anlatabilecek? Kaderiniz hakkında. Tabii önce siz bize anlatın. Kaç yaşındasınız? Evli misiniz? Çocuk var mı? Çocuklarım var. Oğlan 17 yaşında. Kız 14 yaşında. Ayrıldım. 1984'te Almanya'dan döndük. Ama ben 16 yaşındaydım ve Türkiye'ye uyum sağlayamıyordum. Çok zorluk çektim. Aileme çok kızgındım. Hatta o kadar önce Türkiye'ye gelince 1-2 ay güzel geçti. Üçüncü aya geldik. Dedim artık işimiz bitti. Yani izinlerdeki gibi değil. Her şey farklı. Sanki zaman makinesine atlamışız. Gururluk makine dönmüş. Tak diye orada bozulmuş kalmışız orada. Yani mahsur kalmışız. Bir de ailem köye yerleşti mi hepten hayatımız bitti. Ben artık bıkmıştım. Çok güzel bir anlatım. Babam çok biraz otoriterdir. Önce beni okula yazdırdı. Ben çevreden hani Almanya'daki gibi değildi okullar o zaman. Vay dayak varmış, işte Türkçe yeterli değildi. İşte şöyle böyle diye çevredeki komşular da, komşumuzun oğlu da böyle söylediği için. Tabii ki korktum biraz, ürktüm yani Türkiye'de okula gitmeye. Sonra işte Türkiye'de ben lise 1'den tekrar başlayacakmışım. Bir yılda geri alıyorlardı Almanya'dan gelenleri, yurt dışındaki uyum sağlayamadığı için, Türkçem yeterli olmadığı için. Her şey tam olaraktan kitapta yazılan şeyleri anlayamıyoruz. Normal konuşmada anlıyorsun ama bir kelimeyi bilemedi mi kalıyor orada. Yani sonra baktım, vazgeçtim. Babam sonra sen dedi ilk git, ben seni gönderirken sen gitmedin. Sonra ben ikinci yıl gitmek istedim. Sonra göndermedi. Sonra köyden nasıl kurtulurum onun hesabını yaptım. Köy neresi? Antalya'nın köyü. Zonguldak. Zonguldak. Tamam. Ha. Sonra baktım dikiş kursu açılıyor 1988'de. Hemen yazıldım, kayıt oldum. Yazılırken bile hoca olup oradan gitmeyi düşünerekten ve onu yapabileceğimi düşünerekten gittim. Çok başarılıydım. Hocam beni çok seviyordu. Çok başarılı olduğum için. Bana önce basit modeller öğretiyorlardı. Ben hayır basit istemiyorum. En zoru, en ne kadar zor model varsa onu istiyorum dedim. Sen daha yenisin. Hayır ben yapacağım ve yapacağıma inanıyorum ve yapacağız dedim. Sonra tamam dedi. Kabul etti. Biraz dikişler böyle eğri falandı ama düzelttim. Çünkü bir şeyi ya tam yaparım ya hiç yaparım. Öğrendim. Sonra başarılı bir şekilde mezun oldum. Dikiş öğretmenliği olması için iki tane diploma lazım. Babam sen ilkine gittin artık gitmeye ihtiyacın yok dedi. Hocayla anlaştım. Bir daha açıldı köyde. Dedim diplomayı bana ver, beni kaydımı yaptır ama kayıtsız geliyorum zannetsinler dedim. Yeter ki ben ikinci diplomayı da alayım ki iki tane lazım dikiş öğretmenliğine başvurmak için. Onu da aldım. Hocanın şeylerini yaptım. Nakış bölümünde de bana getirdi. Onları yaptım. Konularımı bitirdim. Onu da başarılı oldum. Sonra ben dedim dikiş öğretmenliği olacağım dedim. Pat diye çıktım. Tamam dediler. Sonra kabul ettiler. Maksat zaten oradan kurtulmanın yollarını, ilk adımları atmak ve ben inanaraktan yola çıktım ve dikiş öğretmenliğini de başarıyla yaptım. Çıktım oradan. Sonra tabii ki bir köye verdiler Bartın'da beni. Gitti. Ben dedim yağmurdan kaçtım, doluya tutuldum. Orası bizim köyden daha geriymiş, zihniyetleri daha farklıymış. Benim gibi Almanya'dan gelen birisi için orada yaşamak mümkün değildi. Geri kafalı olaraktan düşünüyordum onları. Çünkü normal bir şeyler bile ters bana. En basitinden kumaş satmak için böyle araba geldi. Öğrencilere göstermek için geldi.
hani göstereceğiz. Orada yağmur yağıyordu. Yağmur yağınca biz içeriye buyur ettik. Hani o manifatürcü satıcıları. Biz içeriye davet ettik. Yağmurda nasıl açıp göstersin? İçeriye sınıfa aldık diye köy neredeyse bir taşlamadık kaldık. Dedim böyle bir şey olamaz. Bu, ben burada hayat süremem. Bırakıyorum dedim. Hatta annem dedi zaten dedi sergine az kaldı dedi. Yani çoğu gitti azı kaldı dedi. Bitirdi öyle bırak o zaman dedi. Başarılı bir şekilde onu da hallettim. Bıraktım kestim alakayı. Ben dedim böyle hayat süremem. Zaten kaçmışım. Tıkılamam yani. Kendimi böyle şişenin içine hapsolmuş cin gibi hissediyorum. Sonra kuaförlüğe gideceğim dedim. Bizim oradan 15 kilometre falan Çaycuma köyden. Her gün sabah kalkıp kuaföre gidiyordum. Hani önce çalışıyorsun. Hani böyle çırak olarak da. Sonra Çaycuma bana dar geldi. Geçtim Bartın'a. Neresi? Ama gitmeden önce ben rüyamda o valizlerimi hazırlıyorum ve gidiyorum. Terk ettiğimi görüyorum. Bir hafta önce falan böyle. Sonra orayı terk duramıyorum artık orada. Gitmek zorundayım. Sonra Bartın'a geçtim. Aynı orada da aynı. Valizlerimi yine hazırlamışım. Gidiyorum. Rüyamda önce bunları görüyorum ben. Ondan sonra dar geldiğini hissediyorum orada. Sonra güzellik uzmanıyla tanıştım. Nigar abla bana gel dedi. Sen de beraber çalışalım dedi. Sonra Zonguldak'a geçti. Zonguldak'a gel sen dedi. Zonguldak'a gittik. Ben senin diplomanı da aldım dedi. Tamam dedim. Diplomamı da aldım. Kuaförlük diplomamı. Sağ olsun. Sonra kardeşim Antalya'daydı. Kemer'de çalışıyordu. Çalışınca hadi gel dedi. Nasıl olsa yabancı dilimiz de var dedi. Burada daha iyi güzel çalışsın. Tam hazırladım. Para lazım. Vermiyor babam. Gitmemi istemiyor. Diplomanı al öyle git diyor. Tamam dedim. Sabrettim. Diplomamı da aldım. Tamam diplomamı aldım. Artık ben gitmek istiyorum dedim. Hani adım adım kaçtım yani. Oradan çıkmanın yollarını buldum. Ve çıktım. Sonra işte kardeşim ustama her zaman saygım vardır ustalarıma. Bartın'daki de öyle dedi. Sevil dedi ben senin dedi gitmeni istemem ama dedi. Sen dedi işte hayatın için ne iyi olduğunu düşünüyorsan git dedi. İzin aldım. Gönlünü almak lazım tabii ki. Büyük saygım vardır öğretici çünkü. Onun gönlünü aldım. Sonra işte Zonguldak'taki ustam da Allah razı olsun. Ben seni yetiştirdim dedi. Tabii ki dedi sen benim sağ kolum oldun şimdi dedi. Seninle dedi birlikte çalışmak isterim ama dedi hayatında dedi ne istiyorsan onu yap dedi. İzninin rızasını almak zorundasın tabii ki. İzin verdi geldim bu tarafa. Kemer'de kuyuma girdim ama mesleğimi özlüyordum çok. Benim için cezbetmedi yani pırlantalar şeyler uğraşmak istemedim. Sonra kuaförlüğe başladım tekrar mesleğimi özlediğim için. Sonra oradan fotoğrafçılık, otel fotoğrafçılığı. Sonra Alanya'ya geçtim. Orada kaldım. Ama aslında maksadım daha farklıydı benim. Kemer'de çalışıp daha fazla para kazanıp Almanya'ya gitmek istiyordum. Ve böyle bir imkan ararken ben çok zengin bir bayan doktorla tanıştım. O benim saçlarını yaparken sohbet ediyorduk. İşte Türkiye, işte Almanya'dan geldiğimi falan. İşte zor değil mi dedi burada hayat dedi. Çok zorlandım dedim. İşte babam bizi getirili zorla dedim. Ama ben dedim geri gitmek istemez misin? Gitmek isterim dedim. Tabii ki dedim. Ama dedim nasıl gideceğim ki dedim. Tamam dedi ben sana yardım edeceğim dedi. Ama dedim oraya gitmek için istek lazım dedim. Hani birisi seni üstlenecek her şeyiyle. Tamam dedi ben yaparım dedi. Hatta bizim orada dedi kuaför var dedi. Yaşlı dedi hanım dedi. Usta lazım ona dedi. Sen dedi gel dedi. Ama ben tabii ki kendi cebimde mutlaka para olması lazım ya. Evet, yani evet. Kimseye böyle yük olmadan kendi cebimde fazla biraz daha beni idare eden yani başkasına muhtaç olmadan cebimde para olması lazım ki ben gideyim dedim. Biraz daha kazanayım da öyle gideyim dedim. Öyle kaldı sonra Alanya'ya geçtim. Alanya'da kaldım yani sonra eşimle tanıştım işte. Kaç yıldır evlisiniz? 99'da evlendim. 2013'te dava açtım. 3 yıl sürdü. O itiraz etti. Yani ve 99'da tam 19 yıl önce evlendiniz. Tabii. Evet. Ya 19 oluyor. Tamam. Evet. 19 yıl önce evlendiniz. Boşandınız galiba. Hı hı. Kaç yıldır boşandınız? 2013'te dava açtım. Bakın şu 16'da... Ahmet abiye bakın. Ahmet abi dışarıda.
Çiçek kokluyor. Sizin hakkınızda bütün bilgiyi bize bakalım ne kadar Ahmet abi verecek. Şu an buraya aktarıyoruz zaten havada bildiği. Hadi şimdi ne zaman ayrıldınız? 2016'da. 2016 yani 2 sene önce ayrıldınız. Hı-hı. 17. Şimdi 2018'deyiz. Evet. 16. 2 yıl, 2,5 yıl önce ayrıldınız. Evet. Şunu eklemek istiyorum. Baktım bütün hayatımda değişen şeyler benim Temmuz'da olmuş. Temmuz'da Almanya'dan gelmişiz. Kesin dönüş. Sonra Temmuz'da düğün yaptım. Temmuz'da hep Temmuz ayında gelişti bazı şeyler. Yani kötü şeyler herhalde. Yani benim hoşlanmadığım şeyler. Peki eşinizle ayrılmanız da etken neydi? Sizde mi kabahatli, onda mı kabahatli, iki taraftan mı yoksa ikinizin de dışında mı gerçekleşti? Evet, ben sevgiye çok önem veriyorum. Çok çok, her şeyden çok önem veriyorum. Tamam, para da lazım. Ama tamam, iyi güzel para, çalışkan olması, şey yapması güzel ama nasıl diyeyim? Bir şeyi paylaşmak. Aynı şey, kısaca şöyle özetleyeyim. Aynı şeye gülmek, aynı şeye ağlamak. Yani benim gözümün içine bakınca benim ne istediğimi veya benim nasıl, ne hissettiğimi bilmesi lazım. Yani ben nasıl gözünün içine bakınca mutsuz mu, mutlu mu, ses tonundan bile analiz edebiliyorsam, ben fazla şeyler istedim herhalde. Bu bir türlü bizde bu frekans tutmadı. Sadece mesela bir şey konuşuyoruz. Sadece para, çalışmak. Yoksun yani, sen yoksun, bitti. Tamam, para lazım ama ben buradayım, o zaman sen masayla yaşa, boş evde yaşa, bir şey yap. O zaman benim anlamım, benim rolüm ne yani? Anlatabiliyor muyum? Tamam, yani bu maddi, pardon, sevgi aradınız, istediğiniz sevgiyi bulamadınız. Göstermedi. Sonrasında buna tuz biber olacak herhangi bir çalışma oldu mu? Evet, bir de şey, nasıl diyeyim size, küfürlü konuşuyor, ben kaldıramadım daha fazla. Bir de aşağılıyor. Benim ayrılma kararı kimden çıktı? Benden çıktı ama 4-5 sefer avukatın kapısından geri döndüm, çocuklarla birlikte gittim hatta. Bunu da koz olaraktan bana kullandı, aha dedi, tamam dedi. Kaç sefer avukatın kapısına gittiğini de biliyorum ben senin dedi. Ve dedi yapamayacaksın dedi. Bir kere daha beni arkadaşlarımın yanında rencide etti. Onların yanında bana küfür etti. Tamam dedim, artık bittin benim gözümde dedim. Dedim burada sen bittin artık dedim. Merkez Bankası'nda baktım, kuruş var mı kıyıda köşede birikmiş bir kuruş kalmış mı diye baktım dedim. Hiçbir yerine artık bir kuruş sıkışmamış dedim. Merkez Bankası'nda kredi tükendi artık dedim. Burada bittin sen dedim, artık tamam, kararımı verdim. Peki şimdi bir daha bir araya gelmek istiyor musunuz? Hayır. Tamam. Aynı tek şey, bir daha yaşamaktır bu. Tek evlilik yaptınız. Evet. Kaç çocuk var? 2. Yaşları? 17 oldu oğlan, şimdi kız da 14 oldu. 19 yıl önce evlendiniz, oğlunuz 17, kızınız 14. Evet. Tamam. Onların babaya özlemleri nasıl? Şimdi ben velayeti aldım. Geldi psikolog, dinledi. Dedi sen niçin almak istiyorsun dedi. Ha, o demiş ki, önce ona gitmiş tabii ki. O demiş benim umurumda olmaz işte, ben evlenirim falan demiş. İşte çocukları falan şey yapmış. Bana sordu. Ben dedim çocuklarımı seviyorum. Kendisi daha sonra evlense bile ben üvey anne eline bırakmak istemem dedim. Benim kadar onları sevemez dedim. Şimdi hani görüş gününü veriyorlar ya, mesela hafta sonu şu saatten şu saate. Ben onun onda olursa velayetin kıllık yapacağını, mahsustan yapacağını biliyorum. Saat bir geçse ya bir yere arar ya, yani bir sorunlar yaratır ama ben öyle bir şey yapmam dedim. Çocuk dedim şimdi özledi dedim babasını mesela. Görüş gününü bekle, şu saatte bekle diyemem dedim. Ne zaman özlerse istediği gibi gider gelir, her şeyi yapar dedim. Ama ben o boykotu şeyi koymam dedim, yani özgürdür. Ama dedi işte yapanlar olduğu için
Ben dedim böyle. Ben dedim onların geleceği için her şeyi yaptım dedim. Yani. Peki. Şimdi çağıralım bakalım. Çağıralım. Ha, lütfen çağıralım abi. Ahmet Bey. Neşir oldu. Ahmet abi, biz biraz uzun bir sohbet ettik. Bize hayatını anlattı. Hiç tanımadığınıza emin misiniz? Hayır. Tamam. Hanım, Ahmet abi siz de bilmiyorsunuz. Hayır, ilk defa gördüm. Sevil Hanım ve Ahmet abi. Peki, bakalım şimdi. Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitimi'nin şöyle açılımları var. Bizim kader denilen geçmişimiz ve geleceğimiz yazılı. Ve bunun yazılı olduğu evrene ben paralel evren diyorum. İşte şimdi bize Sevil Hanım kendi yaşadıklarını anlattı. Bunların aynısı paralel evrende kayıtlı. Yani kader evreninde. Geçmiş orada kayıtlı. Ve biz şimdi geçmişe gideceğiz. Paralel evrene, kader denilen evrene. Orada ne varsa bulup ortaya çıkaracağız. Ve sadece Sevil Hanım değil, herkes Sevil Hanım'ın paralel evrenine girip onun bilgilerini alabilir. Şu anda size desem ki Ahmet abi, hadi paralel evrene girmeden, kader evrenine girmeden Sevil Hanım için bir şeyler anlat desem. Önce bunu bir deneyelim bak. Sevil Hanım için ne anlatabilirsiniz? Ya evli mi? Hiç evlenmemiş mi? Çocuğu var mı yok mu? Ne anlarsın? Ne tahmin edersin? Böyle baktığında yani sadece dış görünüşünü görüyorum. İçine de tamam. Öyle yani ancak bir tahminde bulun. Tahminde bulunsana. Şu an bilinçaltı dili değil bu. Tahminde bulun abi. Bekar bir hanımefendiye benziyor. Hiç renk verme tamam mı? Cevap falan verme. Bekar olduğunu düşünüyorum sadece. Evlenmiş midir? Tabii evlenmiş, ayrılmış, çocuğu da olabilir. Başka? Bu sadece tahminim. Tamam, hiç evet ya da hayır demeyelim, cevap vermeyelim Ahmet abi bilmesin. Bakalım. Peki, bir insan bunları, evet normal yaşadığımız dünyada birinin yüzüne baktığımızda bunları söyleriz. Evet bunları söyleriz. Belki bazılarımız bu kadar diyemez. Ahmet abi çok serbest. Altıncı hissi belki kuvvetli. Kuvvetli mi Ahmet abi bu günlerde? Evet, evet, evet. Tamam. Şimdi böyle bir tahminde bulundu. Bakalım. Yoga ve meditasyon etkisi var. Ha, bakalım şimdi durum ne? Ahmet abi siz gastronom, aşçıbaşısınız, emeklisiniz. Evet. Emekli olduktan sonra yogaya başladınız. Doğru mu? Kaç yıl yoga çalıştınız? Yani şu anda 3. yıldayım. 3 yıldır düzenli olarak yapıyorum öğrendikten sonra. O zaman ben şunu anladım yani keşke tüm ömrümü yoga ile geçirseydim. Evet, çok geç kalmışız. Ama öğrenme başlamak bir yerden başlamak. Çok iyi. O da çok önemli. Ve Ahmet abi bizim de eğitimimize ilgi duydu. Eğitimimizde. Hadi şimdi gelelim. Kader denilen evrene girelim. Evet. Haydi bakalım Ahmet abi kapat gözünü ve Sevil Hanım onu bir hayvan yap bakalım. Hangi hayvan gelir gözünüz önüne? Acele etmeyin ve Sevil Hanım'a soralım. Kaç yaşındasınız? 5.0. 5 yaşında. Tam 5 yaşında ve 0 da var. Tamam. Hadi bakalım. Bu 5 yaşında olup yanında bir tane 0 olan Sevil Hanım, gözünüz önüne bir hayvan olarak geldiğinde söyleyin. Ama acele etmeyin. Geldiğinde söylersin. İkinizi yer değiştirelim mi? Tabii. Aynı anda ikisi denk kamerada görünsün. Çünkü o bir şey söylediği zaman bakalım Sevil Hanım'ın yüzünün de ifade ne olacak? Geldi hocam. Tamam.
Sevilen biraz yaklaşsana lütfen. Şöyle. Ahmet abi ne geldi? Sevimli bir kedi. Tamam. Ne renk? Hani şey diyoruz ya, tekir cinsi, sarılık siyahlı. Kedi. Evet. Peki? Tekir. Tekir. Sarılık siyahlı. Nerede bu kedi? Nasıl bir yerde? Bir bahçede. Toprak bir yer. Su var mı çevrede? Birkaç ağaç. Etrafta su yok. Susadığınızı peki bakalım. Bu kedi en son kaç yıl önce şöyle bir gölden ya da bir nehirden doya doya su içmiş. Bir nehirden, bir gölden. Bakacağız şöyle bir sene geriye gidelim. Bir sene, son bir senesine. Bir gölden ya da bir nehirden bir hayvan mı su içmiş mi? Daha doğrusu hatta onun evet son bir senesine bakalım. Bir nehire gidip böyle birisiyle doya doya oh, uzun süre su içmiş mi? Film geriye sarıldı. Hızlı ilerliyor sahneler. Geçen sene demek. Dört, geçen sene tam bu zamana kadar. Yani bu senenin yazı, ilkbaharı, geçen, bu senenin yılbaşısı, 2017'nin sonbaharı. Tam 12 yıl, 12 ay önce. Gidip bir yerden, nehirden doya doya su içmiş mi? Hayır. Bir yıldır bir nehirden ya da bir gölden doya doya su içmemiş. Peki, geçen seneye de bakalım. Yani ondan bir yıl önce. Günümüzden 2 yıl öncesine gidelim. 2 yıl öncesi, şu son 2 yılda. Gitmiş mi böyle bir yerde, bir nehirden su içmiş mi? Son 2 yılına bakalım. Göremiyorum. Ha? Anlamadım. Hayır, göremiyorum. 2 yıldır su içmemiş. Ha. Evet, tabii hiçbir şey söylemiyorsun Sevim Hanım. 2 yıldır su içmemiş. Yani biz şimdi 2018'deyiz. 2018'de su içmemişti. 2017'ye gittik su içmedi. Peki bir yıl geriye gidelim Ahmet abi. 3 yıl öncesine gidelim. Bizim bu kedi 3 sene önce bir yerde bir hayvanla su içiyor mu içmiyor mu? Son 3 yıla bakıyoruz. 50 yaşında bu kedi. 3 yıl geri gidiyoruz. Yani 47. yaşında bir hayvan nasıl içiyor mu, içmiyor mu? Hayır. 3 yıldır içmiyor. 4 yıl öncesine gidelim. Bugünden 4 yıl önce. Sevin Hanım'da yaş 46 iken. 4.6 iken. Hayır demiş bir. Peki 5 yıl öncesine gidelim. Yaş 45. Evet, büyük bir nehir. Ve bir kuşla birlikte su içiyor. Tamam. Nehir kıvrım yerinde. Tamam. Bu nehri biraz anlatsana abi. Suyu bulanık mı, berrak mı? Suyu berrak. Ne tür bir kuş? Su kuşu. Biraz böyle gagası uzun. Kanatları renkli. Peki. Bu kuşla kaç yıl önce tanışmışlara bakacağız.
Ama onu da ben sorarak gideceğim. Bu kuşla kaç yıl önce tanıştıklarını... Şimdi hiç acele etme abi. Sevil Hanım'a soracağım da sadece sessizce cevap ver, yani işaretle. Hatta şuraya yazayım. Hiç. Tamam. Peki, dolayısıyla nişanlık devresi hiç yoksa siz şu kadar. Şu kadar yıldı. Tamam. Hesaplamıştık zaten onu. Siz bunu hesaplayın. Ha, şu şey mi? Bu böyle değildi ama. Ha, onu sor, tamam. Tamam. Şey ise şu zamanda oldu. Bu da tamam. Peki Ahmet abi, bakalım bunlar birbirlerini ne zaman gördüler, kaç yıl önce gördüler? Kaç yıl önce gördüklerini şöyle gideceğiz. Hanımefendi 50 yaşında ve biz şimdi 5 yıl öncesine gittik. 45 yaşında hanımefendi ve onunla beraber su içiyor. Oradan da geri gidelim, 10 yıl öncesine gidelim. 45'ten 10 yıl öncesine gittiğimizde hanımefendi 35 yaşında. Şu anda 50 yaşında ya, şimdiden 15 yıl öncesi. Tabii o derede, o nehirde kuşla su içtiklerinden de 10 yıl öncesi. Açık değil mi burası Ahmet abi? Evet. Peki, o dereden su içtikten 10 yıl öncesine gittiğimizde birbirlerine tanışıyorlar mı, tanışmıyorlar mı? 10 yıl önce var mı hayatında, yok mu? Var. 10 yıl öncesi var, tabii günümüzden de 15 yıl önce. Şeye gidelim. Dört daha ekleyelim. Hani o. İstersen abi şöyle bak. 45'ten 10 yıl önceye gittik. Evet, 35. 35. Hadi gel ona 4 yıl daha ekleyelim. 4 yıl geri gidelim. Yani 4 yıl daha geri git bakalım. Var. Var. Tamam, biz şimdi toplandı. Bugünden kaç yıl öncesine geri gittik? 19 yıl öncesine. Çok güzel. 19 yıl önce su içiyorlar mı beraber? Evet. Evet. Haydi bakalım. Şimdi soruyoruz size. Peki. Hiç sözlü olarak cevap verme. Şu zamanda. Dur. Ha. Ahmet abi biraz bekle. Evet, oraya yaz. Taksimetre çalışıyor. Fark etti. Okunmuş, düzgün yaz. Tamam, yaz isminizi alayım. Bakayım, okuyayım. Tamam. Peki,
Şu ne durumdaydı? Dur bak. Alayım mı? Hı. Şu süre içerisinde. Evet. Şu yazdığınız şu yani. Evet. Evet Ahmet abi, 19 yıl önce beraber su içiyorlar. Haydi evet. Bakalım gidelim. 19 yıla gittik. Oradayız zaten. Evet, oradayız. Haydi bakalım. 2 yıl öncesine gidelim. 2 sene öncesi. Yani 21 sene öncesinde bizim bu kedimiz ve kuşumuz varlar mı? Varlar, içiyorlar, su içiyorlar. Bir zamanlar şey vardı. Trafik affeder, tarih affetmez. Sınır mı? Çok iyi hatırlıyorum. Sınır trafik affeder, tarih affetmez. Peki, gidelim bakalım. Bir yıl daha geri gidelim. 22 yıl önce. Bir aradalar. Görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Evet, görüyorum. 22 sene önce de bir aradalar. Sularını içiyorlar mı? Evet. Onların içtikleri suya... Baktık, tamam. 22 yıla gitti. Bir yıl öncesine gidelim. 23 yıl öncesine gider. Hala oradalar ya. Peki. Bir dakika. Hiçbir şey söylemeyelim. Şimdi siz bu tarihte tanış... Şu oldu. Tamam. Peki şu tarihte... Gelelim 2018 eksi 22 yıl önceye gittik. Evet, tamam, bir aradalardı. 23 sene öncesine gittik. Öğrendik. Tamam. Peki bakalım 24 yıl önce. Toplamını mı hesaplıyoruz? Evet. Yani sizin toplam... Tanışmadan mı itibaren? Evet, tanışmadan itibaren. Lütfen şurayı yap, bir hesaplasana tanışmanızı. Ahmet abi 24 sene önce ne durumda? Hala orada var. 22 doğru. Tamam. 24 sene öncesinde bir aradalar mı? Evet. Su içiyorlar mı? İçiyorlar. Sık sık mı içiyorlar, az mı içiyorlar? Az içiyorlar, çok sık değil. 24 sene öncesi. Yani 24 sene... 24 yıl mı olmuş ben hesabım? Sizin söylediğiniz hesaba göre 22 yıl. Ama Ahmet abinin hesabına göre... Tanışmanın ilk gününden mi hesaplıyorsunuz? Dur, bakalım. Tamam. Şimdi bir saniye. 24 sene öncesine gittik. Siz birbirinizle... 24 sene öncesinde su içme ne durumda Ahmet abi? İlk başlardaki gibi değil tabi, biraz daha seyrek. Tamam, 24 yıl önce seyrek seyrek su içmeye başlamış. O zaman 24 yıla gidersek 1994'e gidiyoruz. Yok, yanlış oldu o zaman. Hiç tanışma yok mu? O zaman tanışma var. Hı hı. Yani bulunduğunuz yerde, şehirde görmüyor muydunuz birbirinizi? Ben bu tarihte bu tarafa geldim. Tamam. Alanya'ya geldim yani. O zaman tanıştık. Biraz geçti galiba. Öyle mi hocam? 2 yıl geri gittik. Gözünüz kapalı olsun. Yani 22 yıldır bunlar birbiriyle tanışıyorlar. Hı hı. Biz 24 yıla gittik.
Bir daha bir bakalım mı Ahmet abi? Gözümüz kapalı. Yani şöyle şu an 20, şu an 50 yaşında kendisi. Hı hı. 22 yıl öncesine gidelim. Yani hanımefendi 28 yaşındayken. Tamam. Şurada geldiğinizde tanıştınız mı? Ne kadar süre geçti şurada tanıştınız? Tamam. 22 yıl öncesine bakalım. Hanımefendi 28 yaşında. Hangi hayvan hanımefendi 28 yaşındayken? Nasıl? Sevil Hanım hangi hayvan? Kedi. Kedi. Peki o 22 yıl önce onunla su içen hayvan hangi hayvan? Koş. Tamam. Lütfen anlatın, nerede nasıl su içiyorlar? Bir dere kenarında. Yeşillik, arka tarafı ağaçlık. Ve suyun kıvrım olduğu köşesinde. Tamam. Şimdi bir yıl öncesine gidelim. Yani 23 yıl öncesine gidelim. Şu an durum nedir, gördüğünüz manzara? Hocam tamamen ben yaratıyorum o gördüğüm manzarayı, yani beynim. Tamam, yaratıyor. Devam edelim. Hı. Görüyorsunuz bir yıl öncesinde de. Evet. 23 yıl öncesinde de var. 21 yıl öncesi, yani 24 yıl öncesinde var mı? Yok. 24 yıl öncesinde yok, 23 yıl öncesinde var. Evet. Tamam, o siz 22 yazdınız. Bir de bakacağız. Matematiksel hesap yapalım. Şimdi 23'e giriyoruz. 23'e girmemize 2 ay kaldı. Tamam. Bak şimdi. 23 oldu. 90 Ahmet abi gözünü açma. 96'da tanıştınız. Parmak hesabı yapın. 96, 97, 98, 99, 2000. 5 oldu değil mi? 18 oradan 23. 18 oradan 23. Tamam. Hesap doğru mu hocam? Bir fazla mı fark edin yani? Valla ben de gözüm kapalı olsun. Ben de demin üzülmüştüm. İşte şimdi tam 20. Şimdi gelelim başka can alıcı sorulara. Evet. 23 yıldır evlilik var. Peki gelelim bakalım. 5 yıl öncesi, ha? Tamam, evlilik, tanışıklık 23 yıl önce. Bir de aşklarına bakalım. Hani 23 yıl önce sularını ne kadar içiyor? En yüksek %100 içtikleri zaman 22 yıl önce mi, 21 yıl önce mi, 20 yıl önce mi? En çok su içtikleri yıl ya da yıllar. Ve de ortalarda hocam ben. İlk baştan ve başların sonunda. Peki şimdi şuna bakalım. Hani 5 yıldır su içmiyorlar ya bunlar. Evet. Neden su içmekten vazgeçtiler? Şimdi ayrılmak başka bir şey. Aşklarını bitirmek başka bir şey. Evet, siz şu kadar zamandır ayrıldınız. Hı. Ama şu kadar zamandır su içmiyor. Sunuz. Peki Ahmet abi 5 sene önce hani su içmeye su içiyorlardı ya. Hı hı. Peki 5. yılın sonunda mı bu su içme bitti? 4. yıla girerken mi bitti? 3. yılın sonuna, 4. yıl. Peki su içmeye son verme sebebi ne? Ne oldu? Hangi kararlar alındı? Niye su içilmiyor? Kim dedi artık su içmeyelim? Ya da hangi sebepler ortaya çıktı? Bunu sadece şöyle anlayacaksınız. Kuşun ve kedinin hareketlerine bakarak. Kedi kuşa saldırmaya başlar. Tırmalamaya başlar yani. Ne diyor ona? Niye bunu yapıyor? Bilmiyorum, biraz çok konuşuyor galiba kuş.
Evet, evet. Ahmet abi şöyle son 5 seneyi izle. Hani evet. Ayrıl o tam tırmalamaya başladı. Tırmalamaya evet. Başladıktan geriye bir 5 sene git bakalım. Niye tırmalıyormuş ve bir bak bakalım neler varmış. Ne istiyormuş? Tırmalanmayı hak ediyor muymuş? Mutlaka bir sebebi daha da sadece. Evet. O beraber oldukları son 5 seneye bir bak. Evet. Neden tırmalıyor bizim kedimiz? Fazla üzerinde yiyor. Kedi kuş, mi? Evet, kedi kuşun üzerine gidiyor fazla fazla. Kedi kuşa ne diyor? Ya bir şeyler söylüyor. Bir bak, anlarsın sen onlardan. Bir 5 yılına bak. Kedi, neden kuşun üstüne gidiyorsun bu kadar? Bize söylemişti. Suyun kenarına başka hayvan geliyor mu hocam? Dur. Şu anda gönlünlerde başka bir hayvan yok. Tamam. Yani bizim kuşumuz gidip herhangi başka bir yerden bir hayvanla su içmiyor. Doğru mu? Yok, evet doğru. Evet, bir günahı yok. Yok. Ahmet abi gözünü açma. Başka bir hayvanla su içmesi demek, başka bir kadın var demek. Gidip de başka bir hayvanla su içtiği falan yok. Tabii. Buna rağmen bizim kedoş ne istiyor? Bir bak bakalım. Başka bir hayvan göremiyorum. Tamam. Niye ona o kadar sarıyor? Görünmeyen bir yerde. Gizli bir, çok gizli bir işi olan bir birlikte. Olabilir. Öyle ol. Kendine onu hissetmiş olabilir. Yani. Kadın hissederler de. Peki. Kedinin ondan beklentisi ne? Bir bak bakalım. Kedinin ne diyor o kadar tırmalıyor? Şuraya. Neden onu tırmalıyor? Tabii daha yakın. Kendisine daha yakın olmasını istiyor. Yani ne istiyor? İlgi, alaka mı istiyor? İlgi, alaka tabii. Başka? Beğenilmek. Ha. Üçkağıtçı bir kedi mi bu? Sevgi dolu bir kedi. Sevgi dolu bir kedi. Evet. Kuş biraz... Sevgi dolu olmak üçkağıtçılık değil, tamamen güzellik. Tabii. Peki bunu kuş verebiliyor mu, veremiyor mu? Biraz veremiyor diyorlar. Efendim? Biraz soğuk gibi. Bakalım. Açayım artık. Hayır. Sıkıldı. Ha. Var. Evet. Bunu hep söyledi. Peki şöyle bir şey söylemiş olabilir mi? Açma lütfen gözünü. Hep ilgi, alaka istiyorum senden. Ruhumun derinliğine in. Takdir et. Her zaman her türlü yanımda ol. Böyle. Sözler mi söyledi? Başka sözler mi söyledi? Doğru hocam. Sizin söylediğiniz sözleri söylüyor. İstedi o zaten. Fakat kuş veren yüz zaten. Peki kuş tembel bir kuş mu yoksa çalışkan bir kuş mu? Yani işe güce mi kendini veriyor? Hantal ve tembel bir kuş hocam. Biraz iri. Peki para kazanıyor mu? Yani para kazanıyor mu, kazanamıyor mu? Hiç tahmin etmiyorum para kazandığını. Yani kendini işe güce veren bir kuş mu değil mi? Hayır. Kendi işe gücü veren, peki paraya değer veren bir kuş mu değil mi? Hani parayı sevgiden önce tutan mı değil mi? Daha doğrusu bizim kedimiz bana bak mı, paraya bak mı diyor, ne diyor? Yani böyle bir tercih. Paraya bakma, bana bak diyor tabii. Bunu ben söylediğim için mi etkilendin abi yoksa? Yok, hayır. Tamam, hangini tercih ediyor bizim bu kuşumuz?
Tabii ki parayı. Peki, valla şu anda söylediklerin hepsi de doğru. Lütfen Ahmet abi gözünü açma. Evet. Şimdi bunları yazdıklarını bir konuşsana, söylesene. Ahmet abinin dediklerine bakarak. Adamın bir bundan başka suçu günahı yokmuş. Şimdi konuşabilirsin birkaç şey. Ama evet, sadece işle parayla olmaz, bir ailesi olduğunu unutmayacak. Tamam. Peki bakalım Ahmet abiye soralım. Ahmet abi şu anda hani para sayıyor ya, paraya değer veriyor tam o sırada. Hı hı. Bak bakalım orada çocukları var mı ya da çocuğu var mı? Hangi hayvan olarak, eğer varsa hangi hayvanlar, yoksa yok. Orada derenin kenarında uzanan, kıvrılan, gezen, dolaşan hayvan gördün mü? Çocukları demek. İki tane fare var, küçük küçük. Fındık. Peki, faresi. Fındık faresi. Tamam, şimdi bu fındık farelerinin Ahmet abi erkek ya da kız şeklinde söyleme bana. Söyleyeceğim şekilde söyle. Çünkü bizim bilinçaltımız öyle çalışmıyor. Şöyle çalışıyor. Bunların cinsiyetini vermek için erkeklere diyor ki arpa. Kadınlara diyor ki buğday. Biz bu farelerin bir bak bakalım. Hangisi bir tanesi hangisi arpa tarlasında doğmuş? Hangisi buğday tarlasında doğmuş ya da ikisi de buğday tarlasında mı doğmuşlar? İkisi de arpa tarlasında mı doğmuşlar? Arpa ve buğday, ikisi de yeşil halini düşünelim. Arpa ve buğday. Bunlar arpa tarlasında mı doğmuşlar, buğday tarlasında mı? İkisi de buğday tarlasında mı doğmuş? Büyük olan, yaşı büyük olana bakalım. Hangisinin yaşı büyük? Yaşı büyük fareyi ele alalım önce. Hangi fare yaşı büyük acaba? İki fareden birinin yaşı büyük. Tamam, yaşı büyük olanı al. Tamam. Arpa ve buğdayı tanıyor musun abi? Ya ikisi de aynı. Ben yeşil olarak. Tamam. İkisi de aynı yani. O zaman şu, gözünü açma abi. Arpa ve buğday aynı. Arpa ve buğdayın birbirinden farkı şu. Arpanın tüyleri, püskülleri, saçı, sakalı fazla olur. Buğdayınki de az olur. Hmm. Ve arpa gür, yüksek, uzun olur. Pardon, buğday böyle uzun olur. Arpa ise daha kısa olur. Şimdi bak bakalım bunun püskülleri az mı çok mu? Eğer püskülleri azsa buğday demek. Evet. Püskülleri, saçı, sakalı falan filan böyle çoksa arpa demek. Bir bak bakalım bu büyük, yaşı büyük olan fare nerede? Neyin, hangi tarlanın içinde? Arpa tarlasında. Büyük olan arpa tarlasında. Tamam. Büyük olan arpa tarlasında. Küçük olan o da arpa tarlasında. Arpa tarlasında mı doğmuş? Yani şu an evet, fare evet evet. Yani küçük olanı. Doğduğu anda, annesinin karnından çıktığında nereye doğmuş? Arpa tarlasında mı, buğday tarlasında mı? Arpa tarlası ikisi de. Burada bir sıkıntı var. Şu olabilir mi? Gözünü açma abi. Biraz daha okunaklı yazın.
destan yazdı. Bakalım. Belki burada bir şey olabilir. Bakalım. Bu ölünce mi? Hmm. Bir dakika. Ben. İleride. Ha, tamam. Peki. Yalnız kalmayacağım. Tamam, peki bakalım. Arpa tarlası mı, buğday tarlası mı? Yeniden bir bak Ahmet abi. Arpa demek saç sakalı çok demek. Buğday demek saçı sakalı püskülleri az demek. Küçük fare için. Küçük fare buğday. Bunu nasıl söyledin Ahmet abi? Yani ben hani iki defa, üç defa ısrar ettim. Bu bir yönlendirme gibi mi algıladın yoksa? Olabilir. Beyin odaklandı oraya. Şey, buğday... Deminki arpadan yani daha... Herhalde karıştı galiba arpayla buğdayın şekilleri. Net olarak fazla tamamen bilmediğim de karıştı. Peki. Şimdi bakalım. Bu iki fare şu anda ama bu bugün yaş 50. Bugün bu iki fare kimin yanında? Kuşun yanında mı? Yoksa... Kedinin yanında mı? Kuşun yanında. Anlatsana. Öyle değil mi? Anlatsana gördüklerini. Yani gördüklerini söyle. Yani kuşa daha yakın duruyor. Kuş nerede ki? Kuş evinde. Nasıl bir ev var onun? Hani yuva gibi mi? Evet. Peki bizim kedinin evi nasıl? Kedinin evi biraz daha küçük. Tamam, peki çocuklar, yani bu iki fare. Gece gündüz oturup kalkıp nerede yatıyorlar? Kuşun evinde mi, kedinin evinde mi? Kuşun evinde. Peki bakalım, gözünüzü açmayın. Çocuklarınız kimin yanında kalıyor? Kimde? Sözle söyleyeyim. Ahmet abi lütfen gözünü açma. Biz şu ana kadar şunu bir zannediyorduk ki belki biz de öyle demedi ama biz öyle tahmin ettik. Ben de öyle zannediyorum. Annenin yanında kaldığını düşünüyorduk. Evet, ama şimdi gerçi benim yanında kalıyor demedi de. Biz ben öyle. Aldım dedi sadece. Evet. Biz de ben istediğim zaman. Ahmet abi lütfen gözünü açma. Şu anda kimin yanında çocuklar? Şu anda onun evinde. Valla bizim bile bilmediğimizi... Ahmet abi bildi. Ben de annenin yanında zannediyorum sabah. Hayır öyle, hepimiz öyle düşünüyorduk. Hepimiz öyle düşünüyorduk. Hatta bu kafasını sallayınca yanlış bir bilgi diye düşündüm ben. İşte hiçbir şey saklanamaz. Açayım mı? Açma açma, daha sorularımız var. Bakın. Evet. Şimdi... Daha çok kafa karıştıracak. Diyor ki daha fazla soru sormayın diyor. Tamam. Başka şeyler ortaya çıkmasın diyor. Peki şuna bakalım. Kur'an-ı Kerim'de ve İncil'de şu yazıyor. Mahşer günü ne yaptıysanız yaşadığınız günden beri hepsi karşınıza çıkacak. Hiçbir şey inkar edemeyeceksiniz. Diliniz yalan söylerse bedeniniz, ağaçlar, kuşlar,
Hepsi dile geldi. Kayalar dile gelip onlar doğruyu söyleyecek. Şu anda neler dile geldi? Dere dile geldi, nehir dile geldi, kuş dile geldi, kedi dile geldi, kedinin evi, kuşun evi dile geldi. Bunların hepsi dile geldi. Dedi ki, çocuklar babanın yanında. İşte biraz daha kurcalayalım mı? Kurcalayalım mı? Çıkacak daha sizi. Başka bir şey var mı falan? Başka biri yok. Hayatında neden hayatında başka biri yok? Çünkü su içmiyordu. Evet. Şimdi devam edelim. Nereye gelelim? Biz bu kedimizin abi 15 yaşında, 6 yaşında, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaşında, 11, 12, 13, 14 yaşında, 15, 16, 17, 18, tık 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 tık. Bir 30 yaşına kadar hayatına bakalım. Bu kedi böyle çok acılar çekmiş, acıların çocuğuyum mu diyor. Acıların kaderi, pardon, acıların kadını kimdi? Bergen. Bergen mi? Yoksa ne bileyim kraliyet prensesi gibi bir hayat mı yaşadı? Beyaz atlı prensini falan yaşta mı buldu falan filan, nasıl bir çocukluk yaşadı ona bakalım. Bir dakika bekle Ahmet abi. Ben de şuraya yazayım. Size sorayım. Peki hani doğduğunuz yer. Ama sadece şöyle söyleyin. Hiçbir şey demeyin. Şurası mıydı? Tamam. Kaç yaşında şurasına gittiniz? Biraz. Ha gittiniz. Hı? Geldiniz. Yok şurada. O buraya gelişti. Sizin doğduğunuz zaman. Dur dur. Doğduğum zaman evet, mı? Evet, siz doğduğunuz zaman. Ben biliyorum, 68'de doğdunuz. Tamam. Kaç yaşındayken buraya gittiniz? Burada Almanya mı? Ben Alanya okuyorum bunu. İsterseniz daha her şeyi de Ahmet abiye söyle de bilsin. Avrupa mı? Lütfen daha dur, başka bir şey söyleme olur mu lütfen? Kaçınma ağzından. Kaç yaşındayken buraya gittiniz? Tamam. Biz ne güzel onu Ahmet abiden alacaktık. Ahmet abi bak, haberin olsun Almanya'ya gitmişler. Hangi yılda gittiniz? Dur, şimdi Ahmet abi bunu bileceğiz. Onu sen bileceksin Ahmet abi şöyle. Bizim bu kedimiz var ya. Evet. Bakalım, bir ülkeden bir başka ülkeye gittin nasıl? 6 yaşında. Mekanı 6 yaşındayken değişmiş. Peki şöyle bakacağız o zaman, biz de emin olalım. Aa, 6 yaş demek, şimdi bu 1 yaşındayken ve 2 yaşındayken ve 3 yaşındayken bir bak. 3 yaşında, yani bundan 47 yıl önce. Ne yazdınız? Tamam. Ahmet abi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir bak bakayım bu kaç yaşındayken gitmiş. Şuraya lütfen açık yazsana. Evet, kaç yaş gördün Ahmet abi? 16. 16'da mekan değişikliği var. Biz bu mekan değişikliğini, tamam, 16'da bir mekan değişikliği var. Ama hiçbir şey söyleme. Şey, çocukluktaki mekan değişikliğe bakalım. Yani hani bir, şu yaşlar arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aslında demin söylediğin yakındı. Kabul ederiz onu. Bence onu kabul edin. 5 mi 6 mı? 5 mi 6 mı? 5, 6 yaşlarında. İşte evet, doğru. O da demin bize 3,5 yazmıştı. Sonra siz öyle deyince... Şimdi diyor ki düşündü 5 diyor. Hatta şimdi bile düşünsün. 5 mi 5,5 mu? Ben hayal mayal hatırlıyorum çünkü. 6 da olabilir. 6 da olabilir. 5, 6 yaşlarında evet. Tamam. İşte kimlik onu affetmez. Hayır, kimlik affeder, tarih affetmez. Hocam açayım mı? Açma. Başka bir şey daha. Bir de bunun başka bir şeyini söyledim. Bir bana ver hemen artık. Tamam, vereceğiz. Başka bir şey daha söyledim. Yine bir mekan değişikliği oldu. 16 yaşında. 16 yaşında. Geri mi dönmüş? Geri döndü o zaman.
16'da geri döndüğünde 1984. 84'te. Evet, 68 doğumlu. 84'te dön, 16 yaş. Ahmet abi gözünü açma, belkisiniz. Bu kedinin. Şu kedinin. Kedi çok macera yaşamış. 5-6 yaşındayken Almanya'ya gittiğini, 16 yaşındayken tekrar mekan değiştirip döndüğünü gördünüz. Peki lütfen şeye bak. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaşlarındaki bunun ruh haline bak abi. Almanya'daki ruh hali nasıl? Çok üzgün mü? Yoksa Türkiye'de mi çok üzgün? Almanya'da çok mutlu da Türkiye'de de gelmeli mi çok mutlu? Almanya'da üzgün de Türkiye'de mi mutlu? Türkiye'de aynı mutsuz, Almanya'da mı üzgün? Yani o iki mekan bir karşılaştırsan 16 yaşı öncesi ve sonrası. Dönmeden önce çok mutlu. Nasıl görüyorsun abi? Yani nasıl fark ediyorsun? Neler görüyorsun? Oynayıp zıplıyor mu? Evet, oynuyor, zıplıyor. Geziyor. Ha, gelince ne oluyor? Gelince işte mutsuz oluyor. O geldikten sonra 3-4 yılına bir bak bakalım nerelerde, nasıl bir yerde. Hani mutsuzluğunu bize bir anlatsana, nasıl oluyormuş bu? Zannederim sevilmediği yerde, ailesinin olmadığı yerlerde. Olduğu için mutsuz. Peki özgür davranıyor mu, istediği şekilde okuyor mu, başarılı mı? Yok. Özgür hareket edemiyor, istediği gibi hareket edemiyor. Ha, başka? Ve? Başarılı da olamıyor maalesef. Başarısız. Peki onun içinde kiren. Bir başarılı insan mı var onun içinde, yoksa? Tabii içinde başarılı bir insan var, fakat o